Bu videoda sıkça sorulan bir soruyu cevaplamaya çalışacağım. Morarma neden olur? Morarma kaç günde iyileşir? Morarmanın safhaları nedir? Yani iyileşme evreleri nedir? Ve bunun yanında eğilim olan kişiler kimlerdir? Bunları göreceğiz. Hangi durumlarda araştırılmalı? Bu çok önemli. Bir de farklı tür morarmalar ve çocuklara ayrı bir bölüm ayırdım. Hangi doktora gitmeliyiz? Ne gibi kan testleri yapılıyor? Bunları göreceğiz. Hangi ilaçlar morarma yapar? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bir de takviyeler var. Bazı takviyeler de kanama ve morarma yapabiliyor. Bazı vitamin eksiklikleri morarma yapabiliyor. Ve hangi hastalıklar morarmaya neden olur? Birincisi, morarma cilt altında bir kanama demektir ve sıklıkla bir travma, yani farkında olabilirsiniz veya farkında olmayabilirsiniz. Bacağınızı, kolunuzu bir yere çarparsınız ve cilt altında da yaygın kılcal damarlar olduğundan dolayı bir kanama meydana gelir. Özellikle bacaklar içinse, eğer varisiniz varsa, küçük kılcal damarlarınız varsa, bunlarda morarma, travma sonrası sıklıkla görülür ve bunlar da zaman içerisinde haliyle tekrarlar. Birinci özelliği, travmanın olduğunu hatırlatmak isterim. Bazen özellikle şeker hastaları farkında olmadan ayaklarını çarparlar. Onların dikkat etmeleri gerekiyor. Zaten onlar ayak yaraları bu tür konularda ciddi bir şekilde doktorlar tarafından bilinçlendiriliyorlar. Peki ne kadar da geçer? Bir kere ilk önce kırmızıya başladıktan sonra ne olur? Bir mora geçer. Sonra mavi, sonra kahverengi sarı renk değişiklikleri olur ki bu renk değişiklikleri cilt renginize göre değişir. İlla da sizde böyle olacak diye bir kaide yok. Yani açık renkli olanlarda, kumrallarda, esmerlerde farklı renkler olacaktır tabii ki. Ve bu iyileşme meselesi genellikle 14 günde tamamlanır. Bazen ise 18 güne kadar uzar. Morarma iyileşirken belli renkleri takip eder. İlk önce kırmızı olan bölge mor renge, sonra maviye, en son ise kahverenge sarıya dönüşerek tamamıyla iyileşir. Bir konu daha var. Yaşla beraber morarmalar artar. Neden yaşla beraber morarmalar artar? Çünkü yaşla damarın duvarındaki bağ destek dokusu biraz gevşer. Dolayısıyla travmalara karşı daha hassas hale gelir. Daha küçük, güçlü bir takım travmalar, çarpmalarla beraber kanama şansı daha çok artar. Bunu unutmamak gerekiyor. İkincisi ise kadınlarda özellikle menstruasyon döneminde hormonal değişikliklerden dolayı kanamaya haliyle daha doğal bir eğilim vardır. Bunları unutmamak gerekiyor. Yine hatırlamamız gereken iki faktör daha var. Bunlardan bir tanesi ağır enfeksiyonlarda, çok ciddi enfeksiyonlarda da özellikle trombosit dediğimiz pıhtılaşma hücrelerinin azalmasına bağlı da kanama meydana gelebilir. Dolayısıyla kanama demek illa da tek başına bir hastalık demek değildir. Altta yatan başka birden fazla durum da söz konusu olabilir. Peki biz hangi koşullarda bu morarmadan şüphelenmemiz gerekiyor? İşte listemiz burada. En önemli özellik morarmalarda, araştırılması gereken morarmalarda nedensiz olan morarmalar. Yani bir travma öyküsü olmadan ortaya çıkan morarmalar ve özellikle bu morarmalar. Diş, burun, genital bölgeden bir takım kanamalarla beraberse o zaman araştırılması gerekiyor. Ve aynı zamanda eğer bu morarmalara ateş, enfeksiyon ve özellikle lenfadenopati dediğimiz lenf büyümeleri ilgili bölgede, örneğin bacakta ise kasıklarda, kolda ise koltuk altında eğer bir lenf bezi büyümesi de varsa bunun araştırılması gerekiyor. Bir de önemli konu ise birden fazla bölgede morarım olması ve aynı zamanda morarmaların sık sık tekrarlaması ve farklı bölgelerde tekrarlaması, böyle durumlarda bunların araştırılması gerekiyor. Eğer morarmalar büyük çaplıysa ve sık sık tekrarlıyorsa bu durumda da mutlaka araştırılması gerekiyor.
Bir diğer özellik şu, morarmalar genellikle biliyorsunuz ciltten kabarık olmazlar. Ciltten kabarık olmayanlar ekimozlardır. Çok ince noktasal olan kanamalar, peteşiler veya cildin düzeyinden daha farklı, ile pütürlü gelebilecek şekilde olan, lekelenme tarzında olan kanamalar da araştırılması gerekir. Daha doğrusu morarmalar ve renk değişikliklerinin araştırılması gerekiyor. Bir de özel bir durum söz konusu, o da çocuklarda bahsettiğim gibi diz altında olan morarmalar, daha farklı renklerde olan morarmalar, genelde kırmızı pembe, hem noktasal hem de kabarık olan morarmalar ve renk değişikliklerinin mutlaka araştırılması gerekiyor. Peki diyeceksiniz, araştırması için hangi doktora gitmemiz gerekiyor? Birincisi, ilk önce bir dahiliye doktoruna veya hematoloji doktoruna gidip mutlaka bazı kan testleri yapılması gerekiyor. Bunların içerisinde bildiğiniz bir takım karaciğer enzimleri, ki biliyorsunuz pıhtılaşma faktörleri karaciğerde köken alırlar. Dolayısıyla bazen karaciğer hastalıklarında, sirozda, ileri dönemlerde kanama görülebilir. Sebebi de bu pıhtılaşma faktörlerinin yapımında olan eksikliktir. Bir diğeri de protrombin zamanı APT dediğimiz bir takım pıhtılaşma testleri yapılır. Fakat hekim size aynı zamanda şu soruları sorar. Ne kadar sıklıkta oluyor bu hadiseler? Bir travma var mı, yok mu? Daha önce geçirdiğiniz bir hastalık var mı? Eğer ameliyat geçirdiyseniz ameliyatınızda bir kanama sorunu oldu mu, olmadı mı? Bunları sorgular. Ve çok da önemli bir şey var. Ailede buna benzer durumlar var mı diye sorgular. Çünkü bazı kanama problemleri aileden köken olan genetik hastalıklarla da ilgisi olabilir. Peki, diyelim ki biz bunları, doktorun sorularını cevapladık. Başka bir soruyla karşı karşıya kalır mıyız? Tabii ki karşı karşıya kalırız. O da şu. Örneğin daha önce de yapılmış kan tetkiklerinizde bir bozukluk var mı? Örneğin C vitamini eksikliği olanlarda, B12 eksikliği olanlarda kanama olabilir. Ve normalde siz herhangi bir şekilde parmağınızı kestiğiniz zaman kanamanın yaklaşık 2 ila 5 dakika içerisinde durması beklenir. Eğer parmağınızı kesiyorsunuz ve çok uzun bir süreden beri durmuyorsa, o zaman bu kişilerde de kanamaya bir eğilim olduğunu düşünebiliriz. Gene ilaçları soracaklar size. Örneğin Varfmadin'den başlayan, Xarelto'ya kadar uzanan, aspirin de dahil olmak üzere kan sulandırıcı ilaç kullanıyor musunuz? Veya Oxapar gibi kan sulandırıcı iğne kullanıyor musunuz? Bunlar oldukça önemli. Bir de ibuprofen tarzı antiromatizmal ilaçlar kullanıyor musunuz? Çünkü bunlar da kanamaya neden olabilir. Bazı steroid hormon ilaçları da yine benzer şekilde kanamaya neden olabilir. Kanamaya eğilimi arttırır. Biliyorsunuz Lüstrak, Prozac ve hatta Paxil gibi popüler bir takım ilaçlar var. Antidepresyon ilaçları. Bu ilaçlarda bir miktar kanamaya eğilim yapılabilir. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Bu ilaçları kullanıyorsanız, kullandığınız bütün ilaçlarda olduğu gibi, özellikle bir cerrahi girişim öncesinde mutlaka ve mutlaka hekime bunu söylemeniz gerekiyor. Bir de takviyelerimiz var biliyorsunuz. Çok sık popüler olan takviyeler var. Bunların içerisinde mesela ne var? Zerdeçal var. Başka ne var? Keten tohumu var. Balık yağı var. Omega 3 var. Ginkgo var, ginseng var ve sarımsak var. Bunları düzenli olarak kullanıyorsanız bir miktar kanamaya eğiliminiz olabilir. Yani kan daha incelmiştir, daha antikoagüle durumdadır. Yani pıhtılaşmaya olan etkisi bir parça düşmüştür. Dolayısıyla bu kişilerin mutlaka bunları kullandıklarını, diğer ilaçlarda olduğu gibi mutlaka hekimlerine söylemeleri gerekir. Bazı yerlerde, özellikle keten tohumu kullanan kişilerde, yurt dışında ameliyat yapılacaksa bunun bir hafta kadar bu keten tohumu takviyesi kesilip öyle yapılması planlanır. Bunu da dikkatinize sunarım. Bir de vitamin eksiklikleri, K vitamini eksikliği, B12, C vitamini eksikliği de kanamaya eğilime sebep olur ve böylelikle daha kolay çarpma sonucunda morarma ortaya çıkabilir. Bunlara da bakılması gereken testler olarak düşünebiliriz. Bazı özel durumlar var. Örneğin ileri yaş,
aşırı alkol tüketimi, aşırı spor yapılması, kemoterapi ve yetersiz beslenme de sizde gırtlaşma faktörleri yeteri kadar oluşmadığından dolayı bir kanamaya eğilim söz konusu olabilir. Ve bu kişilerde daha ufak güçlü travmalarda hasar sonucunda cilt altında kanama ve morarma daha sık görülmektedir. Bunların da sorgulanması gerekir. Peki araştırıldığı zaman akla gelecek hastalıklar ne olabilir derseniz, bunlardan bir tanesi karaciğer yetmezliği ve siroz söz konusu olabilir. Daha sıklıkla trombositopeni, yani pıhtılaşma hücrelerinin içerisinde bir düşüklük söz konusu olabilir. Bunlar belirli yaşlarda belirli sebeplere bağlı ortaya çıkabilen pıhtılaşma hücresi düşüklüğü durumlarındadır ve bunlarda da kanama eğilimi vardır ve daha kolay cilt altı kanaması ve morarma meydana gelir. Bunun haricinde lösemilerde, hemofililerde yani pıhtılaşma faktörü eksikliğinde ve von Willebrand faktörü eksikliği denen özel bir kanama problemi olan kişilerde, non-Hodgkin lenfomada ve vaskülitlerde yani mikropsiz iltihabı olan damar sorunlarında da kişilerde kanamaya eğilim, cilt altı kanamaları bir travmaya bağlı, çarpmaya bağlı veya çarpmaya bağlı olmadan ortaya çıkan morluklar söz konusu olabilir. Bunların yalnız oranı özellikle daha düşük olduğunu size söylemek isterim. O yüzden kendinizi üzmenizi ve sıkıntıya sokmanızı sebep olacak bir durum söz konusu değil. Ama dediğim gibi bunların içerisinde daha ileri yaşlar söz konusu olduğu zaman mutlaka klasik genel tetkiklerinin içerisinde bazı özel pıhtılaşma tetkikleri ve LDH dediğimiz laktat dehidrogenaz testinde eklenmesi gerektiğini öneriyorum. Efendim benden bu kadar. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı günler dilerim.